ispat ve dünyada tanıtan üründür. Bunu her yere... Gül suyu aslında çok değerli bir ürün. Yani genelde baktığınızda piyasada gül suyunun çok yoğun olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama bu Türkiye için çok yaygın olmamakla birlikte hani gül suyu cilt temizlemede, ondan sonra ferahlık vermede ve alkol ihtiva etmediği için sıkça kullanılan bir ürün. Hatta gıdada, mutfakta, yemeklerde, tatlılarda kullanılan bir ürün. Ama sorun bu gül suyunun çok kısa bir sürede üretilmesi ve neredeyse bütün yıl boyunca onun saklanması ile ilgili. Burada büyük sorunlar yaşanıyor. Çünkü 200-300 ton gül suyunu hani uzun süre korumanız çok masraflı ve de hiç de kolay olmayan bir yöntem. Bu nedenle de zaman içinde gül suyu fermente oluyor, bozuluyor veyahut da içerisine doğal olmayan maddeler karıştırılıyor, koruyucular karıştırılıyor ve en kötüsü de bugün genelde piyasada satılan gül sularının kimyasal karışımlardan elde edilmiş olması. Yani doğal gül suyu bulmak çok kolay değil. Bütün bu zorlukların daha kolay bir yolla aşılması için bunun toz haline getirilmesi fikriyle yola çıktık. Ona uygun araştırmalar yaptık, ona uygun cihazları temin ettik ve de işte Esma Hanım kimya mühendisimiz bununla bu konuyla çalışarak sonunda bu gül suyunu toz haline getirmeyi başardık. Aslında bu yöntem kullanılan bir yöntem. Yani sadece gül suyu ile ilgili bir çalışma yapılmamış bugüne kadar. Birçok toz halinde bulunan gıda ürünleri bu yöntemlerle elde ediliyor. Biz sadece bunu gül suyuna uyguladık ve de bu dünyada da ilk olduğu için patent haklarını satın almak için dünyada patent haklarını korumak için başvuruda bulunduk ve de bu patent için işte şeyi kararı bekliyoruz. Kullanıcının veya tüketicinin tercih edeceği şey artık kilolarca gül suyu almak yerine bunu birkaç kilo toz gül suyuyla çözümleyebilecek olması. Bu oldukça ekonomik bir çözüm. Bunun yanı sıra istediğiniz zaman istediğiniz miktarda gül suyu yapma şansına sahipsiniz. Ve öyle ki bu gül suyu her zaman aynı kalitede olacak. Yani biz piyasada biliyoruz gül suyu yapanlar gül suyu miktarı azaldıkça ona su katıyorlar. Yani şeyi talebi karşılamak için. Ama bizde öyle bir sorun yok. Ne zaman istenirse, ne kadar istenirse tozdan gül suyu yapmamız ve hep aynı kalitede, aynı içerikte, aynı standartta olması mümkün. Yani böyle bir şey var, kolaylığı var ve bunun da kozmetikte kolaylıkla kullanılacağını düşünüyoruz. Birçok işte kremde, maskelerde, yüz kremlerinde gül suyu kullanıldığını biliyoruz. Ama artık gül suyunu su olarak dökmeyecekler, sadece toz olarak doğrudan da karıştırabilirsiniz bu
bu formülasyonlara. Göğsünü toz haline getirme fikri Nuri Bey'in fikriydi. Ben bunu sadece teknik anlamda biraz daha geliştirerek bunu yapmamızı, yani olanak sağlayan teknikleri buldum diyebiliriz. Yani yöntemi ben geliştirdim, fikir Nuri Bey'in de. Burada enkapsülasyon dediğimiz tekniği kullandık. Gül suyunun içindeki işte uçucu yağlar, kokulu bileşenler, bunları bir takım taşıyıcılar kullanaraktan emisyon haline getiriyoruz. Daha sonrasından püskürtmeli kurutucu dediğimiz cihazı kullanaraktan içindeki suyu uçurup gül suyunun içindeki kokulu bileşenleri bir enkapsül haline getiriyoruz ve toz gül suyunu elde etmiş oluyoruz. Tonlarca gül suyu çıkıyor 1-1,5 aylık bir süreçte. Bunları depolaması, saklaması, en azından steril koşullarda ve serin koşullar altında saklaması zor. Biz bu tozu hem alandan tasarruf ediyoruz, toz haline getirerekten gül suyunu, hem de işte fermente olması gibi bozulması, işte taşınması, bunun nakliyesiyle ilgili şeyleri kolaylaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda kozmetik ve gıdaların içinde kullanımını, su miktarı az olduğu için daha kolay oluyor, kullanımını kolaylaştırmış oluyor.